TV.net ekranlarından, Başkent programından iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Sevgili izleyiciler, programa giriş anonsumda iki gazetenin, Yeni Şafak gazetesi ve Star gazetesinin küpürlerini görüyorsunuz. Burada kanunsuz bir şekilde örgütlü bir yapı tarafından gazetecilerin, siyasetçilerin, iş adamlarının, düşünürlerin ve Türkiye konusunda kafa yoran insanların dinlendiği ortaya çıktı. Yeni Şafak gazetesi ve Star gazetesi böyle bir yapıyı deşifre etti. Elbette ki programımızda bunları konuşacağız ama sadece bunları konuşmayacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu üyesi ve AK Parti Manisa Milletvekili Doçent Doktor Sayın Selçuk Özdağ'la birlikte Türkiye gündemindeki diğer konulara da değineceğiz. Dershaneler yasasını görüşeceğiz. Milli Eğitim Komisyonu'nda bu konuda oldukça aktif bir isimdi Sayın Selçuk Özdağ. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar efendim. Çok teşekkür ediyorum. Önce Derin Kulak Pensilvanya paralel örgüt 7000 kişiyi dinledi. Türkiye tarihinin en büyük telekulak skandalı işte paralel örgütün dinleme listesi başlıklarıyla Türkiye'nin gündemine deprem gibi düşen bir olay söz konusu. Sayın Başbakan, Başbakanın çevresindekiler, sivil toplum kuruluşu, örgütü, temsilcileri, danışmanlar, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, iş dünyasından isimlerin dinlendiği bir olayla karşı karşıyayız. Önce evet. Bu konudaki değerlendirmenizi almak isterim. Şimdi Türkiye'de tabii Cumhuriyet kurulduktan sonra değerler malzumesiyle o günkü rejimin çarpışması neticesinde bir kültür adacıkları oluşturulmuş. Bu doğaldır. Bir yandan bu kültür adacıkları otoriteyle çatışmamışlar. Bir diğer yandan değerlerinden taviz vermeden değerlerini yaşama ve yaşatmak istemişler. Yaşama ve yaşatma azmine gönül vermişler. Ama ardından yıllar geçmiş. Türkiye'de hem Menderes döneminde çok büyük mesafeler kat edilmiş. Ardından Özal döneminde oldukça değerler manzumesi noktasında, kültürel değerlerimiz noktasında çok ciddi mesafeler kat edilmiş. Ama özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Başbakanımızın, Sayın Genel Başkan'ın iktidara gelmesiyle beraber 2001'li yıllardan itibaren bugüne kadar Türkiye büyük reformlara imza atmış. İnanç hürriyeti noktasında çok ciddi, fikir hürriyeti noktasında, teşebbüs hürriyeti noktasında çok ciddi reformlara, devrimlere imza atmış. O günkü yapı içerisinde kültür adacıkları kuranlar belki gizli kalmış olabilirler. Faaliyetlerini gizli yapmış olabilirler. Ama bugün dünyanın şeffaflaştığı, demokrasinin eşit vatandaşlar nizamı olduğu kadar farklı fikirleri bir arada yaşatma rejimi olarak tanımlandığı, açıklık olarak, şeffaflık olarak takdim edildiği bir ortamda böyle bir yola tevessül etmeyi ben akıllı bir hareket olarak değerlendirmiyorum. Hakikatlerin şöyle bir özelliği vardır Abdülkadir Bey. Er geç ortaya çıkarlar. Sürekli karanlıkta kalmazlar. Eğer samimiyseniz başarılı olursunuz. Ben cemaati şöyle tanımlarım. Bütün cemaatler önce kendilerini severler. Sonra başkalarını severler. Eğer başkalarını sevme istidadı varsa sizde bu entelektüel birikimle olur. Bu geçmiş tarih şuuruna, dil şuuruna, kültür şuuruna vakıf olmakla meydana gelebilir. Başkalarını sevenler medeniyet kurarlar. Ama başkalarını sevmeyip sadece kendilerini sevenler ve sadece kendilerini hak kabul edenler Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ifadesiyle o zaman içe kapanırlar, bir süre sonra da yok olurlar. Gönül isterdi ki böyle bitmesin isterdi. Yani bir bilge... Bu bir bitiş midir? Bence bu bitiş. Bu bir bitiş. Bu Türkiye'de bilge alim, bilge şahsiyet olarak temayüz eden, tecessüs eden bir şahsiyet, tecelli eden bir şahsiyet bir anda Türkiye'de bilgelik vasfından da uzaklaştı. Gönül adamlığı vasfından da uzaklaştı. Gönül adamlığı vardır. Bilgeliği de vardır. Ama bilgeliğinizi ve gönül adamlığınızı eğer devleti ele geçirmek, devleti yönetme noktasında ihtiraslarınıza kurban ediyorsanız burada bir bitiş olarak değerlendirebiliriz. Bu çok ayıplı bir iş. Yani Türkiye'de devletin yerine kendinizi koymak, 7000 kişiyi dinlemek ve ardından da bunlarla ilgili dosyalar tutmak ve bu insanlarla ilgili şantaj yapmak, bu insanlarla ilgili çeşitli yollarla bu insanları tedip ve terbiye etmek çok ayıplı bir iş. Çünkü siyasette benim kanaatim şudur. Türkiye'de siyasetçi korkutulmuştur.
siyasetçi tedip ve terbiye edilmiştir. Kimler tarafından korkutulmuştur? Türkiye'de önce cuntacılar tarafından korkutulmuştur. 1954'lü yıllardan itibaren Menderes tedip ve terbiye edilmek istenmiştir. Ama ben bu cuntacıların mutlaka egemen güçlerle bağımlı olduğunu tespit ediyorum. Çünkü ben darbeleri ve muhtarlar araştırma komisyonu üyesiyken bir 60 itilalini yapan 38 kişilik Milli Birlik Komitesi üyelerinden bir tanesinin ki yurt dışına sürgün olarak gönderilmiş daha sonra 14'ler arasında Türkiye'ye döndükten sonra bir yer kiralıyor. Evinin kirasının ancak 1/4'ünü ödeyebiliyor. Ve diyor ki şahıs ben bir subayım ve mutlaka kiramı öderim merak etmeyin ifadesini kullanıyor ev sahibine. Ardından Türkiye'nin vergi rekortmeni oluyor, zengin oluyor. Çok kısa bir süre içerisinde, 2 yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde zengin oluyor. Ben şunu sormuştum, siz nasıl zengin oldunuz 2 yıl içerisinde? Türkiye vergi rekortmeni olmak öyle kolay mı? Evet. Siz evinizin kirasını Türkiye'ye döndüğünüz zaman ödeyemiyorsunuz, 1/4'ünü ödüyorsunuz. Ben şerefli bir Türk subayıyım diyorsunuz, öderim diyerek taahhütte bulunuyorsunuz. Sen subaylığı tırnak içinde kefil olarak gösteriyorsunuz. Evet. Ardından da bir anda Türkiye'nin en büyük vergi... Bir gün sabahleyin kapımı beyaz fötör şapkalı, beyaz elbiseli bir adam çaldı. Sonra benimle görüşmek istedi. Bir Yahudi iş adamıydı. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Ve onunla ticaret yapmaya başladım. Kredi çektim. Türkiye'nin zengin iş adamları arasına girdim. Ve vergi rekortmeni oldum ifadesini kullanmıştı. İsim vermenizde bir sakınca var mı? Şu an ismini hatırlayamadım ama evet. Komisyonda evet, 14'lerden bir tanesiydi. Evet. Şu an ismini hatırlayamadım. Evet. Gerekli görürse de arkadaşlarım uyarırlarsa da söylerim evet. İsmini. Efendim Türkiye'de önce darbeciler, cuntacılar Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kullanarak siyasetçiyi tedip ettiler, korkuttular. Evet. Siyasetçi korkutulursa kim tarafından onun sesi olur, evet. Onun kulağı olur, onun gözü olur. Ardından kirli ve şantajcı medya korkuttu. Bir şey eklemek istiyorum. Hatırlarsanız Süleyman Demirel'in bir anısı vardı. Ben başbakanlık koltuğuma oturduğumda karşımda Adnan Menderes'in dar ağacındaki fotoğrafı duruyordu. Türk siyasetçini dar ağacı fotoğrafıyla sindirdiler, korkuttular. Çok güzel, demişti. Çok güzel. Giresun'da dedi, ilk başbakan oldum. Giresun'da ilk mitingimi yapıyorum. Bana bir subay Menderes'in idam edilen o idamdaki resmini, kefenli resmini gösterdi. Beyaz kefenli, yaftalı resmini gösterdi. Eğer sözümüzü dinlersen ne ala, dinlemezsen aynı akıbet seni bekliyor ifadesini kullandı. Tutanaklarda evet. Var bu. Evet. Yani siyasetçiyi önce cuntacılar korkutmuş. Bu cuntacılar sadece Türkiye'de siyasetçiler zayıf, Türkiye'de siyasetçiler kalitesiz. Biz de kaliteli yetiştik. O nedenle Türkiye'yi daha yönetiriz. Dünya konjonktürünü biliyoruz. Yabancı dil biliyoruz mantığıyla bakmamışlar olaya. Evet. Ben egemen güçlerin arkalarında olduğunu düşünüyorum. Çünkü güçlü bir Türkiye Batı dünyasının işine gelmez. Emperyalistlerin işine gelmez. Türkiye büyürse emperyalizm küçülür. Emperyalizm büyürse Türkiye küçülür. İkinci olarak kirli ve şantajcı medya Türkiye'de siyasetçileri terbiye etmek istedi. Üçüncü olarak kirli ve şantajcı sermaye Türkiye'yi terbiye etmek istedi. Siyasetçiyi terbiye etmek istedi. Tedip etmek ve korkutmak istedi. Dördüncü olarak da oligarşik bürokrasi. Şimdi gördüğümüz beşinci olarak güne kadar çok güzel hizmetler yaptığını, buzdağlarının görülen kısmıyla, okullarıyla, evleriyle, yurtlarıyla, gazetesiyle, Türk olimpiyatlarıyla, Türk dünyasında veya başka ülkelerde Türk bayrağını dalgalandıran bir yapının, görünmeyen kısmının, buzdağların görünmeyen kısmında ise devletli yönetme ihtirasının olduğunu gözlemliyoruz. Çok özür dilerim, ben bir anekdotu da anlatmak istiyorum buradan eğer uygun görürseniz. İsterseniz o konuya biraz derinleşeceğiz. Olur. Çünkü derinleşmemiz gerekiyor. Siz Manisalısınız. Manisa'dan İzmir'den bu yana Sayın Fethullah Gülen'i tanıyorsunuz. Doğru. Onu soracağım size ama doğru. Bu konu üzerinden soracağım, eksik bırakmak istemediğim bir konu var. O buyurun. Da devletin savcıları tarafından bir Tevhid Selam örgütü icat edilmek suretiyle burada birbiriyle hiç ilgisi olmayan televizyoncuların, işçi partisi yöneticilerinin, akademisyenlerin, gazetecilerin dinlendiği durum söz konusu. Örgütler oluşturulmak suretiyle bu tür dinlemelerin yapılmasını bir tahlil etmenizi istesek. Bunlar bir kere birincisi hasbi bir yapı var aşağıda. Bu hizmetler yapan, gece teheccüslerine kalkan, milyon dolarlarını, trilyonlarını, milyarlarını bu yapı için, yani okullar için, yurtlar için, Türkçe olimpiyatlar için seferberlik ilan eden, feda eden bir yapı var. Ama bu yapının üstünde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetme ihtirasının olduğunu gözlemliyorum. Burada bir yandan egemen güçlerin buraya sızdığını ben ihtimal veriyorum. İkincisi, aynı zamanda egemen güçler sızdı, bu işi yapıyorlar demenin de hafif kalacağını düşünüyorum. Ben neden Sayın Fethullah Gülen'in de
Türkiye'yi yönetme ihtirasının olduğunu düşünüyorum. Bu kadar çocuğu, bu kadar genci de kendisi yetiştirmiş. Bunları yetiştirirken bunlarla gizlilik esasına dayalı olarak bir çaba sarf etmiş. Eğer konuşmalarına baktığımız zaman bu şekilde buralardan yetişmiş insanların bizlere itiraflarına baktığımız zaman hep gizlilik esasına dayalı bir çaba içerisinde olduklarını gözlemliyorum. Tamam, 28 Şubat'ta gizlenebilirsiniz. 1960'da gizlenebilirsiniz. 1980'de gizlenebilirsiniz. Çünkü değerlerle çarpışan, değerleri hiçe sayan bir darbeciler manzumesi var. Bir yanda 60'çılar var. Bir yanda değerlerle çarpışan 80'ciler var. 28 Şubat postmodern darbe var. Yatak hikayelerinden şeriat tehlikesi icat etmek isteyen postmodern darbeciler var. Bunlar için o zaman belki gizliliği esas kabul edebilirsiniz. Tedbiri esas kabul edebilirsiniz. Gizlilik kelimesi de yetmiyor. Tedbiri. Gizlilik kelimesi biraz ağır kaçıyor. Ama ardından AK Parti iktidarında başörtünün mecliste olduğu, bütün kamuoyunda, bütün devlet dairelerinde başörtünün serbest bırakıldığı, üniversitelerde serbest bırakıldı. Bir rektör ne diyordu? Geçenlerde tahliye edildi. Hastalığından mütevellit tahliye edildi. Hilmioğlu'nu kastediyorum. %99 oy alsanız asla başörtülüleri içeri sokmayacaksınız. Eşleriniz başörtülü olduğu sürece bizim başbakanımız ve cumhurbaşkanımız olmayacaksınız diye ifade kullanıyordu. Evet. O zamanlar tedbirler alabilirsiniz. Ama bugün Türkiye'de bunlar yapılmış. Bir iktidar, bir başbakan bugün Türkiye'de büyük reformlara imza atmış. Bugün Türkiye'de Kırmançı ve Zazice seçmeli ders olmuş. Kırmançı ve Zazice enstitülerde okutulmaya başlamış. Çözüm süreci başlamış. 32 senedir akan bir kan, 2.4 milyar dolara mal olan bir yapı, 50 bin kişinin ölümüne sebebiyet veren bir yapı durdurulmuş. Burada Sayın Başbakan'ın liderlik zekasını görüyoruz. Devlet adamlığı nosyonunu görüyoruz. Neden rahatsız oluyorsunuz? Kim Kur'an okuyamıyor bu memlekette? Kur'an-ı Kerim dersleri okullarda seçmeli ders haline getirilmiş. Peygamberimizin hayatı, varlık sebebimizin hayatı seçmeli ders haline getirilmiş. Osmanlıca derslerde, okullarda seçmeli ders, sosyal bilgiler liselerinde zorunlu ders haline getirilmiş. Türkiye'de Güneydoğu Anadolu'da da, Doğu Anadolu'da dahi yasaklı kabul eden medreseler dahi açılmış buralarda. Evet. Yasak olarak nitelen, bırakın legal faaliyetleri, mollalar alınmış efendim, melle dediğimiz bine yakın insan alınmış Türkiye'de. Dini faaliyetini kim yapamıyor Allah aşkına? Evet. Aleviliğini mi yapamıyor, Sünniliğini mi yapamıyor? Kim etnik kimliğinden dolayı ayıplanıyor Türkiye'de? Evet. Türkiye büyük reformlar evet. icat etmiş. Bir diğer yandan vesayetçilerle uğraşmış. Bir diğer yandan ekonomik borçlarla sarmalla uğraşmış. Bir diğer yandan yatırımlar yapmış. Bir diğer yandan da inanç, fikir ve teşebbüs hürriyeti noktasında büyük reformlar yapmış. Böyle bir işi yapmış olmak, burada bir art niyetin olduğunu gözlemliyoruz. Benim şu an düşüncem şudur. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin yerine olsam, Sayın Fethullah Gülen'in yerine olsam, Türkiye'ye dönerim hemen. Gelirim, bedel öderim. Erbakan bedel ödedi. Ben bedel ödedim. Muhsin Yazıcıoğlu bedel ödedi. Recep Tayyip Erdoğan bedel ödedi. Abdullah Gül bedel ödedi. Türkiye'de bedel ödemeyen kim vardı Allah aşkına? Deniz Baykal'lar bedel ödemedi mi? Yani onlar 1980'de tutuklanmadılar mı? Bu kadar bedel ödeyen insanlar varken kalkıp hala Türkiye'ye gelmemek ve oradan da hala AK Parti iktidarıyla ilgili töhmetlerde bulunmak, yönlendirmelerde bulunmak, mensuplarını hala daha yanlış şekilde iktidara karşı yönlendirmeyi doğru bulmuyorum. Ve bunun karşılığı olarak sanki sadece sızmalar değil, bilinçli olarak bunlar yapılmış olarak değerlendiriyorum. Şuurlu olarak yapılmış. Kimse efendim Abdülkadir Bey, kimse Hümeyni özenmesin. Kimse öyle, Hitler özenmesin. Öyle bir özenti mi görüyorsunuz? Ben burada bir özenti gözlemliyorum. Kimse Hitler özenmesin. Darbe yapmasın. Kimse Hümeyni vari Türkiye'ye gelmesin. Sandıklarla gelsinler, sandıklarla gitsinler. Demokrasilerde bütün roller sandıklarda dağıtılır. Kimin aktör, kimin figür olacağına sandık karar verir. Ne bir cemaat karar verir. Ne cuntacılar karar verir, ne kirli ve şantajcı medyayla kirli ve şantajcı sermaye verir, ne de oligarşik bürokrasi verir. Sadece halk karar verir. Egemenlik eğer kayıtsız şartsız milletinse, milletindir. Bugün Türkiye'de artık iktidarını ortak etmek istemeyen, milletten başka kimse ortak etmek istemeyen, her vesayetçiye kafa tutan bir yapı var, bir parlamento var. Cumhuriyet Halk Partisi'yle, MHP'siyle, BDP'siyle, AK Parti iktidarıyla çok ciddi bir parlamento var, %98 ile temsil edilen. O nedenle burada çok devletin bu konuya, hukukçuların çok ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlike, nasıl ki bölünme tehlikesiydi, Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlikenin böyle bir paralel örgütün, böyle paralel bir yapının Türkiye'de siyasetçiyi terbiye etmesidir. Hatta CHP ve MHP veya bundan sonraki gelecek olan siyaset unsurları bize teşekkür etmelidir. AK Parti iktidarı tarihe bir kez daha not düşüyor. Evet. Türkiye'de siyasetin önündeki ayrık otlarını temizliyor. Siyasetin önündeki çivileri temizliyor. Siyasetin önündeki engelleri temizliyor. Milletin üzerinde hiçbir kimse yoktur sözünü
tecelli ettirmek istiyor. O nedenle bize teşekkür etsinler diye CHP düşünüyorum. Dediniz, hemen burada bir spot okumak istiyorum. Dinlenen telefonlar arasında CHP Genel Merkezi'de, İstanbul Üniversitesi'de, Memursen'de, SETA'da, İHA'da, AKB Vakfı gibi STK'larda. Burada bir takiye sezinliyorum. Evet. Hiç kimse dün F tipi dedikleriyle bugün yeniden ortaklığa girişmesin. Dün F tipi dedikleriyle bugün acaba 3 puan daha artırmak için, 2 puan daha artırmak için, bunu herkes için söylüyorum. Veya birazcık puanımı artırayım, hazine yardım alayım. Birazcık puanımı artırayım, işte iktidarda kalayım. Genel başkanlıkta kalayım. Biraz puanımı artırayım, itibarımı artırayım gibi kalkıp da böyle bir derin kulak yapının içerisinde olmasın. Yapıyla elle tutuşmasın. Şeyin çok güzel bir sözü vardır, İnönü'nün, rahmetli İnönü'nün. Büyük devletlerle çuvala girmek, ayıyla çuvala girmek gibidir. Bu böyle bir şeydir. Bir diğer yandan vesayetçi egemen güçlerle birlikte hareket ediyorlar. Bir diğer yandan da ihtiraslarının kurbanı oluyorlar. O nedenle ben diyorum ki bu yapı bir takiye yapan yapı. İlmi siyaset de değil bu. İlmi siyaset benim itikadımda vardır, benim İslam'da vardır, dinimde vardır, politikada vardır. Ama takiye benim ne itikadımda vardır ne de benim siyaset geleneğimde vardır. Burada bir takiye gözlemliyorum. O nedenle CHP boyuna gelmemeli, diğer partiler boyuna gelmemeli. Hep beraber birlikte demokrasinin önündeki engelleri kaldırmalıyız. Şeffaflığı, açıklığı en doğru rejim kabul etmeliyiz. Eğer demokrasinin tanımı buysa, o nedenle bu derin kulakla, bu derin yapıyla, bu paralel yapıyla hep beraber hesaplaşmalıyız. Ayrıca şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Ben cemaatin içerisindeki temiz insanları, evet, hasbi insanlara da iktidara yardım etmeye davet ediyorum, çağrıda bulunuyorum. Gelin iktidara yardım edin. Sizin bu hasbilikleriniz hasbi liderler tarafından yönetilsin. İhtirassız liderler tarafından yönetilsin. Kadere iman eden liderler tarafından yönetilsin. Kadere iman edenler kederden emin olurlar. Yani siyaseti millet iradesi olarak değerlendirenler tarafından yönetilsin. O nedenle bu cemaatin de hasbilerinin bize yardımcı olması gerekiyor. Bir noktada cemaatin hasbilerine de biz yardım ediyoruz. Bir noktada bir temizlik operasyonu bu. Siz bir anekdot anlatacağım bir dediniz. Anekdot ben başka şeyi sordum. Buyurun. Efendim anekdot şu. Milletvekili ben Sayın Fethullah Gülen'le 1975'li yıllarda tanıştım. Nereden? 76'da. Manisa'da o zamanlar gençlik lideriyiz. Arkadaşlarımızla beraber. İnançlarımız var, değerlerimiz var, hayallerimiz var, sevdalarımız var. O zaman Sayın Fethullah Gülen Ulu Cami'ye, Manisa'ya sürgün gönderilmiş. Ulu Cami'de vaaz veriyor. Ben o zamanlar tanıdım kendisini. Görünen kısmıyla sevdik. Görünen kısmıyla yaptıklarını takdir ettik. Ama görünmeyen kısımlarında şimdiki görünen, evet, görünmeyen ama şimdi görünen, devletin şimdi tespit ettiği kısımlarını da takviye ediyorum. Evet. Kınıyorum. Ve bununla ilgili hukuk gereğini yapmalıdır diye, evet, sesleniyorum. Ben o zamanlar milletvekili olduktan sonra Amerika seyahatimiz olmuştu. Kendisinin arkadaşlarımızı ziyaret edelim dediler. Yanımda Sayın İlhan İşbilen de vardı. Manisa milletvekili arkadaşlarım da vardı. Evet. Ve bu milletvekiller, başka milletvekilleri de vardı. Başka şehirlerin milletvekilleri ve iş adamları da vardı orada. Kendisini ziyaret ettiğimizde kendisine şunu sordum. Efendim Türkiye'de halk şöyle sesleniyor. Hocamız niye Türkiye bize gelmiyor? Neden Türkiye'ye gelmiyor hocamız? Artık Türkiye'ye gelsin. Türkiye rahatladı. Türkiye inanç hürriyetinin, fikir hürriyetinin, teşebbüs hürriyetinin artık bir noktada neşvi nema bulduğu bir ülke haline geldi. Burada bedel ödeyen liderler oldu. Muhsin Yazıcıoğlu gibi, Sayın Necmettin Erbakan, merhum Necmettin Erbakan gibi, Özal gibi bedel ödeyenler oldu. Hocamız da buraya gelsin. Burada yapsın bütün faaliyetlerini. Bu bir yanlış takdim ediliyor dedim. Kendisi bunu soruyor vatandaş. Ne cevap ben verdi size? Ben Türkiye'ye döndüğümde iktidarınıza karşı düşmanlıkları köpürtmek istemem dedi. Hala o düşmanlıkların olduğunu gözlemliyorum. Size ve iktidarınıza ve Türkiye'ye zarar vermek istemiyorum dedi. Bunu kullandı. Bu cümleyi. Ve şunu söyledi. 3 dönem daha AK Parti iktidarda kalmalıdır dedi. İlhan İşbilen Bey şahittir. Şu an partimizden ayrılmıştır. 3 dönem yani 4, 8, 12 sene daha AK Parti iktidarda kalmalıdır dedi. Kaç yılında oldu bu görüşmeniz? Bu 2011'in sonu veya 2012'nin başı, tam şu an hatırlayamıyorum yani, ama yeni milletvekili olmuştu. O dönem dua dönemiydi herhalde. Siz beddua dönemine denk geldiniz. Ama efendim bir lider yani ufuklu olduğu söylenen, bilge olduğu söylenen, Allah dostu olduğu söylenen, gönül adamı olduğu söylenen, aynı da devlet adamlığının nosyonu vardır denen, hatta tırnak içinde söylüyorum layüksellik atfedilen, ki layüksellik Allah'a aittir. Evet. Herkes tenkit edilir, herkes liderlerde tenkit edilir, şeyhlerde tenkit edilir, abilerde tenkit edilir. Biz iman noktamıza peygamberi koyarız, sonsuzluk noktamıza Allah'ı koyarız. Sonsuzluk noktasına bile peygamberi koymayan bir dinin mensupları sonsuzluk noktasına, Allah'ın konulduğu yere bir lideri, bir şeyhi, bir şahsı koyar mı? Koymaz. Evet. Orada
14 sene daha, 12 sene daha iktidarda kalın diyen bir şahsiyet 2 sene geçmeden 1,5 yıl sonra bir anda beddua etmeye başlar mı? Dershaneler bahane edilerek, dershanelerin kapatılması veya dönüştürülmesi bahane edilerek, daha sonunun ne olacağı belli olmadan kalkıp buradan bir iktidara bühtanda bulunur mu? Bir iktidarla dövüşülür mü? Bir iktidarın 11 sene yaptıklarını, çileli yaptıklarını ki Recep Tayyip Erdoğan her gece belki de korkularla yattı, endişelerle yattı yastığına, öyle kafasını koydu. Korku kelimesini özellikle koyuyorum. İnsanoğlunun fıtratında var korku kelimesi. Hazreti Ömer, Peygamberimiz Mekke'ye birini göndermek istedi bana. Ya Ömer git dedi, gidemem dedi. Niye? Ben onlara şunları 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 yaptım, onlar da bana bunları yaparlar ifadesini kullandı. Peki ne yapalım? Hazreti Osman'ı gönderelim. O zaman da itidalliydi, şimdi de itidallidir. Orada Seyit Ahmet Arvasi gibi ciddi bir entelektüel şöyle söyler. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir insan korkaktır ama an gelir en cesur hamleyi yapar. Bir insan da çok cesurdur, an gelir korkaklık emaresi gösterebilir. İnsan rejim açısından, demokrasi açısından belki imtina etmiş, çekinmiş olabilir. Çekinmiş olabilir. Evet. Yani çünkü Ali Babacan'ın şöyle bir ifadesini okumuştum. Sayın Başbakan Yardımcısı'nın, biz her gece yastığa kafamızı koyduğumuzda acaba bu gece darbe olacak mı diyerek, alınıp götürülecek miyiz diyerek Türkiye'yi yönettik. O endişeler içerisinde Türkiye'yi yönettik. Böyle bir 11 yıl bu şekilde Türkiye'yi yönetmiş olan, darbecilerle hesaplaşmış, kirli ve şantajcı sermayeyle ve medyayla hesaplaşmış, Türkiye'deki egemen güçlerle hesaplaşmış, ekonomiyi büyütmüş, Türkiye'deki engelleri kaldırmış, parti kapatılma davasını aşmış, Cumhurbaşkanlığı engellemelerini aşmış, bin bir sıkıntılarla 5 tane seçim kazanmış, 2 referandum kazanmış, hep hedefte, hep 12'de durmuş bir iktidara karşı 1,5 yıl sonra bu şekilde 50 yıl sonrasını görmesi gerekirken 1,5 yıl sonrasını göremedi mi? Ya dün söylediklerinde samimi değildi yahut da bugün yaptıklarında samimi değil. Sizce neden? Bence şu. Bence Türkiye'nin menfaati yerine cemaatin menfaatini ön planda tutmak bu. Ama bu yani, cemaatin menfaatine olan bir şey mi? Şöyle, cemaatin, dershanelerin kapatılmasını, dershane kapatılıyor, benim cemaatimin gelirlerine zarar veriyor, benim kaynaklarıma maddi ve manevi bir zarar veriyor. O zaman Bağda Harabül Basra ifadesi kullanılıyor. Yani burada ümmet de cemaat, millet de cemaat, Türkiye de cemaat, devlet de cemaat mantığını sezinliyorum ben. Bu yanlıştır. Sadece cemaat boyutuyla izah edilecek çapta bir olay değil. Başka boyutları da var. Bu aynı zamanda Türkiye'de sen kimsin sorusunu soruyorlar Recep Tayyip Erdoğan'a. Egemen güçler. Burada geçmişte darbecileri devreye soktular. Çünkü daha önce şöyle oldu. Deniz Baykal şunu demişti. Savcı Sayan bana şunu anlatmıştı. Biz parti meclisinde konuşuyoruz. Yasağı kaldırılır mısın, kaldırılmasın mı? Kaldırılsın kararı çıktı. Ve oradaki gerekçe şuydu. Efendim kaldırılsın, efsane olmasın. 6 ay sonra biter. En geç 1 sene sonra Çiller akıbeti bekliyor. Sayın Yılmaz'ın akıbeti, Türkiye problemli bir ülke. Sonra iktidara da biz geliriz. Mantığıyla kaldırıldı. Bir, bu. İkincisi, Türkiye'de egemen güçlerle hesaplaşan bir parti var. Burada darbecileri aşmış, parti kapatılmaları aşmış ve büyüyen ve gelişen bir Türkiye var. Önce bunu yaptılar. Ardından darbecilerle tedip etmek istedikleri bir Recep Tayyip Erdoğan var. Seçim kazanıyor, büyütüyor, borçları ödüyor. Artık birilerine Türkiye'yi peşkeş çekmiyor. Türkiye'nin imkanlarını 76 milyona tahsis etmek isteyen bir lider var. Samimi bir lider var. Akıllı bir lider var. İdealizmle realiteyi at başı götüren bir lider var. Bunu gözlemliyoruz. Ve de milletin de teveccühünü kazanan bir lider var. Bizim milletimiz çok ferasetlidir. Bizim milletimiz çok feraset dener, yapamazsa bir daha seçmez. Ama dener, yaparsa, inancırdı olursa da tekrar seçer. Aynen Recep Tayyip Erdoğan da Sayın Başbakan da olduğu gibi, aynen AK Parti'de olduğu gibi bunu yapar. O nedenle bu sadece cemaatin menfaat değildir. Bu aynı zamanda egemen güçlerin ekmeğine yardım etmektir. Onların ocağına odun taşımaktır diye değerlendiriyorum. Böylece de bir dış boyutu vardır diyorsunuz. Evet. Efendim isterseniz bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra dershaneler konusuna siz şöyle hafif bir değindiniz ama Milli Eğitim Komisyonu üyesisiniz. Doğru. Bu konuyla ilgili yasal düzenlemenin görüşüldüğü, pişirildiği komisyonun çok aktif isimlerinden birisiniz. Onu soracağım size. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra Sayın Selçuk Özdağ'la bu kez dershaneler konusunu konuşmak üzere tekrar birlikte olacağız. Zihinlerde oluşturulan tabular, çaresiz ittifaklar ve siyaset kurucuların oyunları tek tek yıkılıyor. Kumdan kuleler yerle bir olurken kum saati çalışmaya başlıyor. Okay Gönensin ve Fuat Uğur TVNET ekranında bir araya geliyor.
Kum Saati TV.net'te. Reklam arasından sonra TV.net ekranlarında Başkent programında tekrar birlikteyiz sevgili izleyiciler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu üyesi ve AK Parti Manisa Milletvekili Doçent Doktor Sayın Selçuk Özdağ'la birlikteyiz. Efendim dershaneler konusu hafta sonu evet. Mesai yaptınız. Dershanelerle ilgili teklif komisyonunuzdan geçti. Değişikliklere uğradı. Doğru. Son şekli nedir? Efendim dershaneler konusu gündeme geldiği zaman taslak çalışması içerisinde de bulunduk biz. Evet. Milli Eğitim Komisyonu üyesi olmamız münasebetiyle. Bunu da bir düzeltelim. Teklif değil, tasarı olarak. Bu tasarı. Geldi. Tabii bu evet, tasarı olarak geldi. Düzeltelim. Bakanlar Kurulu tasarısı olarak, bakanlık tasarısı olarak geldi. Şimdi bu tasarı taslak halindeyken ilk defa olarak Zaman Gazetesi, ismini de söyleyeyim özellikle sakıncası yoksa. Manşetten yayınladı. Eski bir taslağı yayınladı. Ve dedi ki dershanelerde okuma salonlarımız kapatılıyor. Efendim etüt merkezlerimiz kapatılıyor. Ve ben benimle meclis önünde bir kısa bir mülakat yaptılar. Oraya Habertürk ve diğer iki, Kanal Türk Televizyonu muhabirleri de benden görüş aldılar. Evet. Ve ben şunu söyledim. Bu bir taslaktır adı üstünde. Daha sonra bu taslak nihayete erer. Ardından Bakanlar Kurulu'na gider. Tasarı haline dönüşür. Orada çalışılır. Ardından Milli Eğitim Komisyonu'na gelir. Oradan da Genel Kurul'a gelir. Bu süreçlerden baksanız 2-3 ay alır. Ve ciddi şekilde kamuoyunda tartışılır. Zaten tartışılan bir konu. Bu konu efendim AK Parti iktidarının cemaatle bir hesaplaşması değildir. 4200 dershanenin sadece 5300 tanesi dershaneye aittir. Yani cemaate aittir bu ders. Geri kalan ise başka kişilerin, başka kuruluşların dershaneleridir. Yani geri kalan 3700 dershane başkalarına aittir. Ve burada özellikle cemaatle bir hesaplaşma olmadığının göstergesi de 2007 yılında Sayın Hüseyin Çelik Milli Eğitim Bakanı iken Milli Eğitim bu konuyu gündeme getiriyor. Dershanecilerle görüşüyor ve dershane sahipleri şunu söylüyorlar. Bize 2 yıl süre verin. Bu esnada biz borçlarımızı tamamlayalım, değerleyelim, toparlayalım. Bu dönüşümü sağlayalım. Dönüşümle ilgili de bazı gerekçeler sunuyor ve bazı tekliflerde bulunuyor Sayın Bakan. Ve tamam ama 2 yıl geldiği gün bunlar tekrar çağrıldıklarında diyorlar ki biz sizin 2 yıl bakanlık yapacağınızı tahmin etmediğimiz için bu ifadeyi söyle, bu sözü verdik size. Yani burada tekrar yeniden 2009 yılında da hükümetimiz stratejik planın içerisine alıyor. Dershanelerin mutlaka dönüştürülmesi gerekir. Türkiye'de fırsat eşitliğini sağlamıyor diyerek. Hem CHP'nin hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamelerinde özel dershanelerin kapatılacağı şeklinde taahhütleri de var. Evet. Yani o gün ben o demeci verdiğim gün yayınlanmayı beklerken yayınlanmadım. Ama CHP ve MHP milletvekilleri akşamleyin diyorlardı ki AK Parti iktidarının milli eğitime bütün problemlerini çözdü de şimdi dershaneler mi kaldı diye bakıyorlardı. Oysa ki demeleri gerekirdi ki biz de özel dershanelerin dönüşmesini ve kapatılmasını istiyoruz. Okulların güçlendirilmesini, öğretmenlerimizin, devlet okullarındaki öğretmenlerimizin itibarlı hale gelmesini istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği istiyoruz demeleri gerekirdi. Bu da şunu gösteriyor ki burada bir üzüm yemek değil bağcıyı dövmekle karşı karşıya kaldığımızı gözüküyoruz. Ertesi gün bu sefer aynı gazetenin şöyle bir yorumu vardı. Okuma salonları kapatılmıyor ama içi boşaltılıyor. Etüt merkezlerimiz kapatılmıyor ama içi boşaltılıyor. Biz tekrar demeç veriyoruz. Okuma salonlarında ve etüt merkezlerinde ücretsiz hangi dersi verirseniz verin, ücretsiz olmak şartıyla o günkü taslağı söylüyorum. Açıktır, serbesttir diyoruz. Ama bu sefer de şunu diyorlardı. Tekrar bir haber. Efendim matematik, fizik, kimya verilmeyecek ama bale kursları verilecek ifadesini söylüyorlardı. Ücretsiz olarak. Bir de okuma salonları şu efendim. Okuma salonları SODES programı. Yani devletten aldığınız paralarla bir yerde sivil toplum kuruluşlarının sosyal içerikli faaliyetlerde bulunmaları. Yani bunun kaynağı da hükümet devlet. Doğrudan devlet veriyor. Devlet veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı veriyor, Maliye Bakanlığı veriyor. Bu projeleri, öğretmenin parasını, elektriğini, suyunu, binanı, kiranı bunlar veriyor. Siz orada okula gidemeyen veya gidip de başarılı olamayan kenar mahalle çocuklarının veyahut da uzak köylerin çocuklarını burada eğitiyorsunuz. Bu tam noktada. Tersine devlet bunları kapatmak istiyor. AK Parti hükümeti kapatır mı? Projeyi ben yapmışım niye kapatayım? Anladım. Projeyi ben yapmışım içeriğini niye boşaltayım ben? Anladım. Bu bir dezenformasyondu. Biz burada şunu gözlemliyoruz. Dershaneler bahane edilerek Türkiye'de iktidarla bir hesaplaşmanın yolu açılmak istendi. Dershanelere gelince kanun tasarısı haline dönüştü biliyorsun. Bakanlar Kurulu tasarısı haline dönüştü. Ve ardından da Milli Eğitim Komisyonumuza geldi. Milli Eğitim Komisyonumuzda muhalefet milletvekilleri alt komisyona taşıyalım dediği zaman gerek Sayın Bakan, gerek Sayın Başkan, gerek biz iktidar partisi mensupları olarak AK Parti'nin milletvekilleri olarak hayır burada tartışalım. Eğer bu işte bir
tartışmamızın sonucunu alamazsak alt komisyona havale edelim dedik ve her bir maddeyi tartıştık. Bu maddelerle ilgili olarak da birincisi stajyer öğretmenler. Evet. Yani birinci sene içerisinde disiplin cezası almamak ve aynı zamanda da performans için yazılı ve sözlü sınavlar ve oradaki bir komisyon tarafından yapılacak. İlk geldiği şekliyle bir değişiklik oldu. Oldu. İlk geldiği şekliyle disiplin yönetmeliğini değiştirdik. Disiplin cezası almamayı kaldırdık. Şimdilik komisyonda evet. Kalktı. Artı birinci sene başarılı olmayanlar ikinci senede aynı şekilde başarılı olamazlarsa memuriyetten çıkartılır diyerek bu şekilde kaldı ama bunu tekrar değerlendirmek üzere yani genel kurulda değerlendirmek üzere yani memuriyetten çıkartmak yerine bu insanlar yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın başka birimlerinde değerlendirilsinler. Yüksek puanlarla geliyorlar. İlkokul, ortaokul, lise bitiriyorlar. Üniversiteyi kazanıyorlar, bitiriyorlar. Öğretmenliği kazanıyorlar. İki sene staj yapmışlar bu insanlar. Belki burada performansları iyi olmayabilir. Psikolojileri bozuktur, şudur budur. Tabii. Ve bunu daha sonra memuriyet yerine burada tekrar yine sınava girsin. Kazansın öğretmenliği. Yine stajını devam ettirsin öğretmenliğe de ideali öğretmenlikse tekrar dönsün. Evet. İkinci olarak değişiklik bu yapıldı. Bu önemli. İkinci olarak dershanelerle ilgili yurt dışına gönderdiğimiz öğretmenlerle ilgili veya öğrencilerle yüksek lisans yapan öğrencilerle ilgili de buradan giden öğrencilerimiz eğer memursa memuriyetleri askıya alınıyordu evet. Ve özlük haklarını kaybediyorlardı. Yüksek lisans için YÖK'ün gönderdikleriyle Milli Eğitim Bakanlığı veya kurumların gönderdikleri arasında bir eşitsizlik meydana geliyordu. Hı hı. Bunu giderdik. Onlar da orada çalışırlarken tekrar Türkiye'ye dönmek şartıyla memuriyetten sayılacaklar, kadem alacaklar, derecelerini alacaklar. Memuriyetleri işlemiş olacak. Böylece orada. Bir mağduriyet giderilmiş oldu. Çok ciddi bir mağduriyetti bu. Bir eşitsizliği gidermiş olduk. Bununla ilgili bir çalışma yapıldı. Aynı zamanda bu sınavlarla ilgili de ve veya kelimesi vardı orada. İster yazılı ister sözlü yapar. Ve yazılı ve sözlü yapılır ve bunlar da işte almış olduğu ALES'teki puanı, almış olduğu transkribi yani diploma notu ortalaması, yazılı sınavı ve sözlü sınavdan almış olduklarında bir yüzdelikleri, aynen araştırma görevlileri nasıl üniversitelere girerken yüzdeliklerle giriyorlar, transkrip belli bir yüzde, ALES belli bir yüzde, sözlü belli bir yüzde ama sözlü bunları aşamıyordu. Bununla ilgili bir çaba sarf edeceklerini yönetmelikte Sayın Milli Eğitim Bakanımız söylediler, böyle bir değişiklik yapıldı. Diğer dershanelerle ilgili de dershaneler dönüştürülüyor. Türkiye'de Abdülkadir Bey 1 milyon 200 binci dershaneye gidiyor. 17 milyon öğrencimiz var ilkokul, ortaokul ve lisede. Ortaokul ve liseleri ilgilendiriyor dershaneler. Ortaokul ve liselerde 10 milyon kişi var. Bu 10 milyon kişinin 1 milyon 200 bin kişi dershaneye gidiyor. Onda bile. 8 milyon 800 bin kişi gidemiyor. Eğer geçmişte bu dershaneler hakikaten fırsat eşitliği noktasında katkıları oldu. Yani Türkiye öğretmen açığı vardı. Türkiye'de fiziki bina açığımız vardı. Türkiye'de ulaşım sıkıntımız vardı. Köylerde okullarımız yoktu. Çoğu insan okuyamıyordu, çoğu zeki insanlar. Beyin göçü Türkiye'den çok ciddi şekilde tahrip ediyordu eğitim sistemimizi, teknolojimizi, kalkınmamızı. Amerika'ya gidiyordu zeki çocuklarımız. Biz şimdi özellikle 79 sene, yani Cumhuriyet'in 79 senesinde 400 bin öğretmen alınmış Abdülkadir Bey. Ama bizim iktidarımız döneminde Cumhuriyet'in son 12 senesinde ise 440 bin öğretmen alınmış olacak. 440 bin, şimdi 10 bin öğretmen aldık, 750 evet. öğretmen daha önce almıştık bu sene. Ve 40 bin öğretmen de Sayın Başbakanımızın taahhüdüyle Ağustos ayı içerisinde alınacak ve düşünebiliyor musunuz ki 79 yılda 400 bin, 12 yılda 440 bin öğretmen alıyorsunuz. 840 bin öğretmen. 55 katrilyon bütçeniz var. 55 katrilyon. Bu 55 katrilyonun yaklaşık 48 katrilyonunu öğretmenlere, memurlara veriyorsunuz Milli Eğitim'de. Geri kalanla Milli Eğitim'in geri kalan kısmını, eğitim kısmını yapmak istiyorsunuz. Türkiye'de şöyle bir iktidar var. İlk defa bütün bakanlıklara ayrılan bütçelerde Milli Eğitim gerilerdeydi biliyorsunuz. Milli Savunma öndeydi. İlk defa Milli Eğitim'in bütçesi bizim iktidarımızda ön plana çıktı. Kitaplar önlerine konuyor. Taşımalı eğitim sistemleri var. Türkiye'de artık fen liseleri çok kaliteli. Üniversitelere girenlere baktığınız zaman fen liseleri devlet liselerinden geliyorlar. Özel kolejlerin de önüne geçtiler. Anadolu öğretmen liseleri var. Anadolu liseleri var. Anadolu meslek liseleri var. Anadolu İmam hatipler var. Anadolu İmam Hatipler var. Türkiye'de okulun gitmediği bir yeri yok. Artık her çocuk ciddi burslar veriliyor. Devlet bursları veriliyor. Özel sektör burs veriyor. Vakıflar veriyor. Dernekler veriyor. Ve artık ailelerin bizim yapmış olduğumuz çabalarla, ekonomik kalkınmayla kişi başına düşen milli gelirde 10 bin dolara çıkmış vaziyette. Ve artık tablet bilgisayara geçiyorsunuz. Akıllı tahtalara geçen bir Türkiye var. Bu dershanelerin artık fırsat eşitliğini sağlamadığı kanaatindeyiz biz. Çünkü zaten rakamlar bunu gösteriyor. Bir de dershaneye gidenler ortaokul son sınıf öğrencileriyle Abdülkadir Bey lise son sınıf öğrencileri gidiyor. Gidenler kim? Fen liseliler, Anadolu öğretmen liseliler, Anadolu liseliler. Rakamlar ne? %91 fen liseliler, %94 Anadolu öğretmen liseliler, %96 da Anadolu liseliler gidiyorlar. Yani zaten zeki çocuklar gidiyor bu dershanelere. Okulları dereceyle kazanıyorlar. Yani bir de Sabancı Üniversitesi'nin yapmış olduğu inceleme neticesinde
%7 etkileyebiliyor bu dershaneler. Üniversiteyi kazanmada %7 etkisi var. Yani 93 kişinin vermiş olduğu para boşa giderken ancak 7 kişinin parası yerine gidebiliyor. O 7 kişi de zaten zeki çocuklarımız bizim. O nedenle ben bu dershanelerin bugün dönüştürülmesini doğru olarak kabul ediyorum. Bu konuyla ilgili peş peşe sorularım olacak. Dönüştürülmede sürede bir değişiklik yaptınız. Evet. Ne oldu? Dönüştürülmede 1 Ekim 2015 tarihine kadar bu dershaneler faaliyetlerine devam edecekler ve öğrenci kayıtları yapabilecekler. Anladım. Bir dönem daha yapabilecekler. Ve aynı zamanda açık lise olanlara 4 yıllık bir süreç verebildik. 2019 yılına kadar bunlar faaliyetlerine sürebilecekler, evet. Dönüşecekler. Dönüşürken de biz bunlara hazine arazileri tahsis edebiliyoruz. Evet. 25 yıl irtifa hakkı sağlamak şartıyla ve çok düşük minimum değerlerle verebiliyoruz. Uzun soluklu, uzun vadeli. İsteyen burayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla görüşebilir. Burayı anaokulda yapabilir, evet. Kreş de yapabilir. Milli Eğitim Bakanlığı'na görüşür, okul öncesi eğitimin anaokulunu yapabilir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na görüşür, kreş yapabilir. İsteyen de Milli Eğitim Bakanlığı'na görüşür, özel kolej yapabilir. Yani özel okul, özel ilk ortaokul, lise haline dönüştürebilir, ilkokul haline dönüştürebilir. Ciddi teşvikler vereceğiz bununla. Yani kimse mağdur edilmeyecek. Aynı zamanda burada çalışan öğretmenler de çok ciddi şekilde istismar edildiği kanaatindeyiz biz. Burada bir üniversite okuyan bir çocuk 500 liraya, 700 liraya da çalışırken asgari ücretle çalışan öğretmen adaylarımız da var burada. Öğretmenliği kazanamamış. Bunları alacak burada mısınız? Çok ciddi, özür dilerim. Çok ciddi paralarla çalışan insanlar da var burada. Yani. Sigortasız çalışan insanlar da var. Sigortalı çalışanlar da var. Burada ciddi bir istismar söz konusu. Kaç yıl çalışacak bu adamlar? Yani bu çocuklar üniversiteyi kazanmazsa yani kaç yılda asgari ücrete talim edecekler? Yani. Veya çok zeki adamlar ODTÜ'den, Bilkent'ten, şuradan buradan 5 milyara çalışanlar da var. Yani. Dershaneler 3 milyarla 25 milyar arası değişen bir rakamlarla faaliyet gösteriyorlar kişilere. Burada çalışan insanların da rakamları da yaklaşık 70 bin civarında. Bütün orada çalışan memuru, hizmetlisi, öğretmeniyle. Bir kısmı da emekli öğretmen zaten bunlar. Yani dershaneler zaten özel sektör olduğu için ticaret amaçlı kuruluyor buraya. Bir yandan eğitim amaçlı, bir yandan da ticaret amaçlı kuruluyor. Ve bu nedenle biz bu çalışanların 4-6 yıl geriye dönük olarak sigortalı çalışanları biz mülakata alarak, bu mülakat gündeme getirilerek ve 40 yaşından gün alanlar, 40 yaşından gün almayanlar, Sayın Başbakanım bu konuda 40 yaşına çıkartmıştı. Biz bunu biraz rakamı aşağı çekmiştik. Sonra Sayın Başbakanımız devreye girerek 40 yaş olsun ifadesini kullandı. Bu konu gene genel kurulda değerlendirilebilir. Yani bu konuda endişeyle mahal yok. Ve burada çalışanların çoğunluğunun 6 yıl sigortalı olmak şartıyla mülakata girecekler. Mülakatlar şeffaf yapılacak. Bu mülakatlar zaten şeffaf yapılmayan tüm mülakatlar Danıştay tarafından iptal ediliyor. Çünkü orada kamera kayıtlarıyla yapılacak. Bir endişeye gerek yoktur. Şu ana kadar yapılan bütün mülakatlar nasıl yapılıyorsa bunlar da yapılacaklar. Öğretmenlerimiz mağdur edilmeyecek ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın münhal bulunan yerlerine gönderilecekler. Bunlar yani İstanbul'da dershane sahibiydim veya dershaneciydim, İstanbul'da çalışayım. Münhal neredeyse orada çalışacaklar. Veya Milli Eğitim Bakanlığı uygun gördüğü halk eğitim merkezlerinde veya Milli Eğitim Bakanlığı uygun gördüğü herhangi bir birimde değerlendirilecekler ve bu insanlar da böylece geleceklerini karartmadan geleceklerini inşa etmiş olacaklar. Okul müdürleriyle ilgili bir çok konu önemli vardı. Bir konuya, çok önemli bir konu bu Abdülkadir Bey. Şimdi okul müdürleriyle ilgili Türkiye'de okul müdürlüğü sınavlarla geliyorsunuz. Bir sınav kazanıyorsunuz ve sınavla atanıyorsunuz. Fakat bu sınavla fen lisesinin bir müdürü yani bir resim öğretmeni olabileceği gibi bir beden eğitimi öğretmeni de olabiliyor. Bir kimya lisesinin müdürü herhangi bir tarihçi de olabiliyor. Bir meslekleriyle ilgili o kişiler oralarda müdürlük yapabilmeli. İkincisi öyle dezenformasyonlara da gerek yok. Medyada bazı medya organlarının yazmış olduğu gibi ki 100 bin kişiyi görevden alacaksınız. Bazı sendikaların söylemiş olduğu gibi efendim burada bu insanla okulları kimle yöneteceksiniz değil. Bu 4 yıl ve üstü müdürlük yapanlar değişime tabi tutulacaklar. Bunlar da 17 bin kişi yaklaşık müdür yardımcıları, baş muavinler, baş müdür yardımcıları. Bunlarla ilgili de bir değişiklik söz konusu. Ama bu illaki alınacak manasına gelmez. Ana. Bu insanlar alınmayacaklar. Eğer bir liyakatsızlık söz konusuysa, eğer bir başarısızlık söz konusuysa bununla ilgili bir takdir hakkını değerlendireceğiz. Bunu valilerimiz değerlendirecek, Milli Eğitim Bakanlığımız değerlendirecek, Milli Eğitim Müdürlerimiz değerlendirecek. Kesinlikle okul müdürlerimiz bir endişeye düşmesinler. Rahat olsunlar. Görevini layıkıyla yapan herkes bugüne kadar görevini nasıl yaptılarsa 6 yıl zaten yapan rotasyona tabi tutuluyor biliyorsunuz okul müdürleri. Ama Türkiye'de görevini yapmayanlar da var. Bir de biraz önce bahsetmiş olduğum bir branş dışı olarak yani fen lisesinde bir güzel sanatlar öğretmeni, bir resim öğretmeni, bir beden eğitimi öğretmeni de çok rahat bir şeyleri sınav nedeniyle gelip orada müdürlük yapabiliyor. Bu da bir nakıs olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle
Öğretmenlerimiz görevlerinde kalacaklar, okul müdürlerimiz. Öyle 100 bin kişinin değişikliği söz konusu değil. Anlamların yerine kimi getireceksiniz gibi dezenformasyonlara da gerek yok. Doğru bir tespittir bu. Çünkü ila nihaye öğretmenlik, müdürlük yapılmaz. İla nihaye müdürlük yapılmaz. Bir de bakanlıktaki bazı müfettişlerin, bakanlık müfettişlerinin denetmen, marif de müfettişi evet. şeklinde dönüştürüyoruz. Evet. Buradan da onu söyleyebilirim. Orada marif da bir müfettişi. Değişiklik yapıyorsun. Müfettiş ismi olsun dediler. Denetmen ismi olmasın dediler. Bakanlık müfettişleri taşraya gönderilecek. Bunlarla ilgili de düşünceler var. Bunlar İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, belli şehirlerde değerlendi. Zaten 300 kişilik rakam, 50 kişinin emekli ayrılacağı evet. söyleniyor. Herhangi bir mağduriyet söz konusu değil. Marif müfettişi sıfatını kazanmış olacaklar. Ve böylece de bir dengeyi, bir eşitliği sağlamış olacağız. Evet. Herkes okula girecek. Okulu teneffüs edecek, tebeşiri teneffüs edecek, sırayı teneffüs edecek, öğrenciyi teneffüs edecek, öğrenciyi koklayacak, taşrayı koklayacak. Burada bir eşitliği, bir adaleti sağlamış oluyoruz. Evet, bir soru var. O da şu. Bu kavga, yani dershaneler olarak başlayıp 17 Aralık ve 25 evet. Aralık'ta devam eden kavga bir dershane kavgası mıdır yoksa başka bir şey midir? Bu görünen kısmıyla dershane kavgasıdır. Görünmeyen kısmıyla Türkiye'yi büyütmeme kavgasıdır. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koyma kavgasıdır. Recep Tayyip Erdoğan'ı Sayın Başbakan'ı, Cumhurbaşkanı yapmama kavgasıdır. AK Parti iktidardan uzaklaştırıp artık bundan böyle uydu göndermeme, büyük havalimanları yapmama, 3. Boğaz Köprüsü'nü yapmama, dünyanın 2. büyük derinler barajını yapmama, 7 küperlik gelini tamamlamama, hızlı treni yapmama, artık beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmeme kavgasıdır. Evet. Çünkü Churchill'in bir sözü var. Türkler 85 kilodur, Türkiye 85 kilodur. 90'a çıkarsa 85'e indiririz. 80'e düşerse 85'e çıkarırız. Onlar ne olmalı ne de ölmeli ifadesini kullanır. Yani bu Türkiye'yi süründürme operasyonunda taşeronluk yapmadır. O nedenle herkesi aklını başına almaya davet ediyorum. Türkiye büyümelidir. Türkiye'nin büyümesi domino tesiri yapar. Türkiye'nin büyümesi Macaristan'ın büyümesi değildir. Irak'ın büyümesi değildir. Cezayir'in büyümesi değildir. 350 milyonluk Türk dünyasının büyümesidir. Azerbaycan'ın, Özbekistan'ın, Tacikistan'ın, Kazakistan'ın büyümesidir. Dağıstan'ın büyümesidir. Balkanların büyümesidir. Bosna Hersek'in, Makedonya'nın, Kafkasya'nın büyümesidir. Arnavutluğun büyümesidir. Mazlum ve masum Afrika'nın büyümesidir. Orada şu an büyükelçilerimiz var. Ve Arapların büyümesidir. Kürtlerin büyümesi ve Kürtlerin emperyalistlerin uşağı olmaması. Yani onların oyununa gelmemesi meselesidir. Kürtler, Araplar ve Türkler yeniden bir medeniyet inşa ediyorlar. Bunun da başat rolünü Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. AK Parti yapıyor. Buna bir karşı bir operasyondur bu. Bundan dolayı mı? Bundan dolayıdır. Hedef alınmıştır. Ve biz büyürsek başkaları küçülür. Biz küçülürsek başkaları büyür. Evet. Benim bir sözüm var. Anadolu'da yol üstünde bağ olanla yari güzel olanın başı dertten kurtulmaz diyerek. Biz yol üstünde bir bağız. Birileri bu bağdan üzüm kopartmak istiyor. Bağımızın üzümlerini almak istiyorlar. Bağbanı biziz. Müsaade etmeyeceğiz. Evet. Bu güzel sevgili bizim. Sahipkarı biziz. Müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'yi her alanda büyüteceğiz. Siyasette büyüteceğiz. Seviye kazandıracağız. Demokrasi ileri demokrasiyle tanıştıracağız. Büyük ekonomi yapacağız. Yaşanabilir kentlerle büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz inşallah. Büyük Türkiye, büyük Türk dünyası, büyük Arap dünyası ve büyük Kürt dünyası ve de büyük mazlum ve masumlar dünyası demektir. Merkez Türkiye'dir. Lider çok önemlidir. Fatih ile Beyazıt'ı bir kıyaslayabilir miyiz? Abdülhamit ile Vahdettin'i kıyaslayabilir miyiz? İşte Recep Tayyip Erdoğan da başka liderlerle kıyaslanmayacak kadar liderlik nosyonu olan idealizmle realiteyi at başı götüren sabırlı ve kararlı bir lider. Tahammülleri yok. Evet. Bosna Hersek'te şöyle söylüyorlarmış seçim. Eğer bir Recep Tayyip Erdoğan seçimi kaybederse görün bakalım Sırplar ve Hırvatlar size neler yapacağız diyorlarmış Bosnalılara, Boşnaklara. Kazanınca da sesleri kesilmiş. Demek ki lider çok önemli. O nedenle Gazze'deki olay, one minute kelimesi bizi pasaportsuz, vizesiz Cidde'ye indirmişti. One minute kelimesi. İlk defa böyle bir şey oluyor demişti oradaki başkonsolos bize. Ben de Türkiye'nin büyüdüğünün farkında değilsin herhalde Sayın Başkonsolosum demiştim. Türkiye büyüyor, gelişiyor. Birileri bu gelişmeye ve büyümeye tahammülleri yok. Taşeron kullanıyorlar. Ne zaman gitmiştiniz Cidde'ye? İki sene önce gitmiştim. İki sene önce. Vize yok muydu? Vize yoktu. Uçaktan indik. Direkt girdik. Nasıl geldiniz dediler. Oradan Somali'den dönüyorduk. Evet. Cidde'ye inmiştik. Nasıl indiniz ya? Türkiye ilk defa Suudi Arabistan'da böyle bir şey uygulanıyor. Ben de Türkiye'nin büyüdüğünün farkında değilsiniz herhalde. Türkiye büyüyor, gelişiyor ve one minute'un hatırını da unutmayın ifadesini demiştim. Kullanmıştım. One minute zaten Türkçeleşti biliyorsunuz. Evet. O nedenle büyüyen bir Türkiye var. Birileri taşeronluk yapıyorlar. Yapmasınlar. Herkes aklını başına devşirsin. Yaşasın Türkiye diye çalışsın herkes. Çok sağ olasınız. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ederim. Sevgili izleyiciler, Başkent programının sonuna
geldik. Yayına katıldığı ve yaptığı açıklamalar için Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu üyesi ve AK Parti Manisa Milletvekili Doçent Doktor Sayın Selçuk Özdağ'a teşekkür ediyorum. Efendim, yeni günümüzde pazartesi günü yine aynı saatte saat 20'de buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi geceler.